Hürjet, Türkiye'nin ilk jet motorlu muharip uçağı. Türk savunma sanayisi, Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin yerli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı projesi Hürjet'in motoru, ilk kez çalıştırıldı. Böylelikle Hürjet, yer testlerine fiilen başlamış oldu. TUSAŞ tarafından yerli imkanlarla üretilen ve 18 Mart 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirecek olan Hürjet'in motor çalıştırma anları, projede görevli mühendisler ve personelin sevinç gösterileri eşliğinde sosyal medyada paylaşıldı. Hürjet'in motor çalıştırdığı bir bilgisi, Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir tarafından kamuoyuna duyuruldu. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Hürjet motorunu çalıştırdı. Artık sıra uçuşta, dedi. 18 Mart 2023 tarihinde Gökder'le buluşması planlanan Hürjet'in serüveni, Ağustos 2017'de jet eğitim uçağı geliştirme projesi olarak başlatıldı, Nisan 2018'de kavramsal tasarım aktiviteleri, Temmuz 2019'da ön tasarım faaliyetleri, Şubat 2021'de kritik tasarım faaliyetleri başarıyla sonuçlandırıldı, tasarım döngülerinin sonuçlanmasıyla üretim faaliyetlerine geçildi, yaklaşık 8000 parçadan oluşan Hürjet için parça üretimlerine Ocak 2021'de başlandı, üretilen parça ve ekipmanlar son montaj hattında uçaktaki yerini aldı. TUSAŞ, eğitim uçağı, sistem üretimi ve tasarımında sahip olduğu maliyet, etkin, bilgi ve tecrübeyi kullanarak pazarda ortaya çıkan potansiyele yönelik Hürjet programını başlattı. Hali hazırda test faaliyetleri devam eden jet eğitim konfigürasyonundaki Hürjet prototipinin, bu yılın Mart veya Nisan aylarında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor. İlk uçuşun başarılı sonuçlanmasına müteakiben ise Hürjet için seri üretim tarihi hedefi, 2025 olarak belirlendi. Yaklaşık 14 metre uzunlukta, 5 metre yükseklikte ve 9,5 metre kanat açıklığında olacak Hürjet, 1,4 Mach hıza ulaşabilecek, azami 45.000 feet seviyesinde uçuş gerçekleştirebilecek, uçakta 3'er adet kanat altında ve 1 adet gövde altında olmak üzere 7 istasyon bulunabilecek, bunlara farklı faydalı yükler takılabilecek. Modern savaş uçağı eğitiminde kritik bir rol oynamak üzere tasarlanan Hürjet, harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi, silahlı ve silahsız ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller icra edebilecek ve 3 tona yakın faydalı yük taşıyabilecek. Hürjet projesi, jet tekamül eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatıldı. Bu konuyla alakalı demeç veren TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, artık ilk uçuşu 18 Mart'ta olacak. Yani o zamana kadar uçmayacak, hep yerde test edilecek, iyi gidiyor. Yeni bir tasarım kokpite bakarsınız. F-35, F-22, Çinlilerin J-20'si veya Rusların Su-57'si hep aynı nesil bunlar. Büyük bir dokunmatik ekran var. Çocuklar tableti dokunup açıveriyorlar ya, aynen öyle. Yeni, uçan bir teknoloji. Bu da pilotu rahat ettirecek. Diğer saydığım uçaklarda uçuyor zaten. Siz onun üzerine baz yaptığınız zaman eğitim uçağını, dünyadaki en iyi oluyor. Dünyadaki en iyi uçağı yapıyoruz şu anda. Kendi cinslerine benzemiyor ama büyük abilerine benziyor, dedi. Daha fazla içerik için beğenmeyi ve mutlaka abone olmayı unutmayın. Hürjet, Türkiye'nin ilk jet motorlu muharip uçağı.